Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız, 14 Mayıs'ta aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz, dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu önümüzdeki birkaç günde gerçekten herkesin sağduyusunu, aklı selimini ön plana çıkarmaları lazım. Kolluk kuvvetlerinin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sizin şu son 20 yıldaki kazanımlarınıza göz dikmiş olan ulusal ve küresel vesayet odakları bugün 7'li masanın arkasına kümelenip pusuya yatmış durumdalar, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce Dezenformasyon Bülteni'nin 68. sayısı yayınlandı. Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafın, Millet İttifakı'nın 6 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdiği mitinge ait olmadığının tespit edildiği aktarılarak, fotoğrafın Anadolu Avansı foto muhabiri Kayhan Özer tarafından 23 Mart 2014'te AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi sırasında çekildiği kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan ve Termik Santrali, yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşım ve iletişimdeki engellerin kaldırılması amacıyla son dönemde geliştirdiği provelerle hızlı trenlerden PTT matiklere kadar birçok yerde hayatı kolaylaştıracak adımlara imza attı. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı. Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenen dörtlü toplantının ardından yapılan ortak açıklama yayımladı. Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktad'ın katıldığı toplantıda bakanların Türkiye ve Suriye arasında devletler arası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan, içerikli ve açık bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: katılımcılar, 2254 sayılı BMGK kararı ve Astana formatı çerçevesinde yayınlanan BES. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şuski Genel Müdürlüğü vatandaşlara çağrıda bulunarak su borçlarında borç yapılandırması için son tarihin 31 Mayıs olduğu hatırlatılarak peşin ödemelerde %90 gecikme faizi indirimi uygulanacağı vurgulandı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Mehmet Ali Ceveri, 14 Mayıs seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Eyyubiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelen Ceveri, ardından seçim bürosunda CHP ve İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş yapanlara rozet taktı. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Şanlıurfa'da farklı engelli dernek başkan, üye ve aileleri ile bir araya gelerek onları yalnız bırakmadı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin dört bir yanında halkla bir araya gelerek talepleri dinleyip çözüm üretmeye devam ediyor. Eyyubiye kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar çalışmalarından dolayı Mehmet Kuş ve AK Parti'ye tam destek verdiklerini belirttiler. Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralandı. Vedat M. idaresindeki 63 AEC 367 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Eyman Alsaya, 33 ile oğlu Emir Alsaya'ya, 7 çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, anne Sayah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı çocuk ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personellere etik konulu seminer verildi. 2008 yılından bu yana her yıl Mayıs ayında Türkiye genelinde kutlanan Etik Günü, Etik Haftası kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyetlerine devam eden işçi sağlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde etik konulu seminer düzenledi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün geçtikçe büyüyen Çamlıyayla Mahallesi'nin yol ihtiyacını karşılamak için yeni yolları hayata geçiriyor. Sürekli olarak gelişen ve büyüyen ilçe Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yollar açılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Eyyubiye Belediyesi tarafından Orta Hamedan Kırsal Mahallesi'ne bağlı dikme yerleşiminde yaptırılan çok amaçlı salon, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları Emin Önen ve İlhami Gülbey'i, muhtarlar ile mahalle sakinlerinin katıldığı törenle açıldı. Eyyubiye Direkli Mahallesi'ne doğalgaz ulaştırmak için başlayan kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Kuş, ilçenin tamamına doğalgaz ulaştırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında personellere eğitim semineri verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında personellere yönelik uygulamalı olarak eğitim semineri düzenledi. Karaköprü Belediyesi'nin kadınların meslek öğrenmesi ve zamanını değerlendirmesi için açtığı Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, KARAMEK, kursları kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kurslar ile ilgili açıklamada bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli amaçlarının daha çok gence ve hanımlara ulaşmak olduğunu dile getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşmesine katılan işçiler, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e sevgi gösterisinde bulundu.